Değerli dostlar, herkese merhabalar. Hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi arada kalmış harika bir lezzete Bahri Baba'ya getirdim. Gelin şimdi videonun tadını çıkartalım. Bahri Baba, selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok, nasılsın? Çok şükür elhamdülillah, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bak hele yavruları yatırmışım buraya. Oo, çiçek gibi, her zamanki gibi mükemmel. Bahri Baba, şimdi burası neresi? Bize burayı bir tarif etsen ya. Burası Tellidere, Fatih Sultan Mehmet Parkı arkası, havuzun yukarısı. Havuzun yukarısı. Şimdi Tellidere'den gelirlerken parkın aradan giriyorlar. Evet. Ama şeyden gelirlerse aşağıdan, bu taraftan, orada da havuzun üst tarafı değil mi? Evet, Oduncu'nun yukarısı. Oduncu'nun yukarısı. Şimdi Bahri Baba, sen pazar günleri açık mısın? Yok, pazar günleri açmıyoruz. O zaman hafta içi açıksın, cumartesi dahil. Evet. Hafta sonu pazar günü kapalısın. Evet. Kaçta kaç arası hizmet veriyorsun? 8. Sabah 8, akşam 8. Şimdi peki Bahri Babacığım, şunu soracağım sana. Etin ne etidir? Kaç gram et kullanırsın? Koyun eti. Tamam. Standartlara uygun. Piyasanın %20, %30 aşağısında. Bizim kendimiz çalıştığımız için yani fazla fiyata satmıyoruz. Evet, fiyatları makul. Şimdi onu biliyorum, fiyatları konuşacağız. Evet. Dürümü yerken söyleyeceğim fiyatları. Etin koyun eti, evet. Kasabın yılların kasabı. Evet. Doğru mu? Evet. Kendin zırhta çekiyorsun sabahları, evet. Burada. Kaç gram kullanıyorsun? 100 gram. 100 gram. Serviste? Aynı. Servis ürün 100 gram. Evet. Tamam, 1,5 isterse ona göre yapıyorsun. Evet. Ciğerin de böyle. Ciğerimiz budur. Oo. Ciğerinde 5-6 şiş, evet. Değil mi? 120 gram falan o zaman bu, evet, da herhalde. Ortalama 120 gram. Eline sağlık. Çok da güzel görünüyor vallahi. Şimdi etimizi de attın. Evet. Kapya biber var içinde. Evet. Ondan sonra kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Bu şey mi? Seklen mi? Nasıl yapıyorsun? Kaburga. Bunu? Kaburgadan yapıyorsun. Sadece kaburga. Heh. Zaten belli bak. Açılmaya başladı bak. Aha görüyorum. Şurada açılmaya başladı Bahri Baba. Kaburganın haricinde bir şey kullanmıyoruz. Tamam. Şimdi şunu soracağım. Sana telefonla sipariş verebiliyor muyuz? Evet. Aklında mı numara? Evet. Söyle o zaman. 0533 evet. 597-0173. Bu numaradan sana ulaşıp sipariş, evet, verebiliyorlar. Ondan sonra bu harika lezzetin tadına bakabiliyorlar. Yani evet, eve de servisim var. Var. Şimdi bizim ekmeklerimiz az olsun Bahri Baba. Dürüm istiyorum ben, Adana. Evet. Sen zaten orijinalini biliyorsun ama domatessiz soğan salatası. Evet. Değil mi? Adana kebabı böyle yani. Evet, evet. Çiçek gibi doldu ha, bak bak. Buyurun. Vallahi 10 numara oldu ha Bahri Baba. Onu geçtik artık, 11 oldu. 11 mi oldu? Yakışır, sen de zaten en kralını yapıyorsun. 11'e geçtik. Şimdi kaç yıllık meslekteyiz? 40 sene. 40 sene maşallah. Peki bir şey diyeceğim sana. 40 senede böyle neleri geliştirdin? Yani şunu demek istiyorum. 40 sene önceki halinle şimdiki halini kıyasladığında. Biz geliştirmeye değil de daha çok geriye doğru gitmeye, eski lezzetleri insanlara tattırmaya çalışıyoruz. Ha, ironi yapıyorsun burada şimdi. Güzel bir şey söyledin. Eskiyi bozmadan yeni nesile sunmaya çalışıyorsun. Evet. Vallahi eline koluna sağlık. Aferin. Zaten kaburgadan ve kuyruk yağıyla kaburga yapmandan da lezzetin güzel olduğunu tahmin edebiliyorum. Daha önce de yedik dostlar. Şimdi o müşterinin siparişi. Evet. Onlara klasik, zaten. Onlara klasik yapıyorsun. Salatanı taze taze yapıyorsun. Evet, evet. Buyurun. Oo, işte hazır. İşte hazır. Bak. Dumanı üstünde ya. Dumanı üstünde. Eline koluna sağlık. Afiyet şeker olsun. Ekmeklerimiz pide ekmeğimiz. Evet. Adana'ya özgü. Isıtıyorsun onları zaten. Ekmeğimiz de kaliteli. Şimdi sende tavuk dürüm de şey vardı. Tavuk dürüm yapıyoruz. Heh, tavuk döner gibi ama farklı tavuk bir şey yapıyordun tavuk değil mi? Tavuk kıymasını yapıyoruz, evet. Heh. Prenses kebap da var, light kebap. Evet. Güzel. Onu da sen kendin yapıyorsun, evet, burada. Avcılığını falan kendin yapıyorsun. Tüm bütün avcılarını biz yapıyoruz. Abi, oh, süper. Yabancı kimseyle çalışmıyor zaten. Heh. Kendi... Burada değil mi? Bu bak, harikalar yaratan yakışıklı da burada. Evet, o Adana'nın en uzun paketçisi. Oo, sen olmasan var ya biz aç kalırız ha. Ciddiyim, gülüyorsun ama sen olmasan biz aç kalırız. Bahri Baba burada pişirir ama sen götürmezsen ne olur? Aç kalırız, yemek yani. Hadi şey, götür bakalım Abidin Bey. Hadi, heh, Abidin isim. Oo, kardeşim hadi dikkat et, kazası belası git ha. Bak sen bize lazımsın. Herhalde bizim işler de hazır ha Bahri abi. Hazıra yakın. Hazıra yakın, evet, göz göz oldu, açılmaya başladı.
Hadi benim salatamı da yapıver şöyle. Hemen. Ninni bu ya. Evet. Bahri baba. Maydanozcuyum. Ninni ninni maşallah. Şimdi tavanınkini domatesli yaptık. Sumağımızı girdin. Bunu da sen zaten böyle baharatların hep şeydi. Öyle hatırlıyorum. Evet. Kendin yıllardır aynı baharatçı da alıyorsun. Aynı, aynı. İşte hazır ha. Buyurun. Oh, eline sağlık. Olay tam da budur. Şimdi çekiyoruz. Bak bak. Allah Allah. Olay tam da budur. Tahacım, hazır mısın yemeğe? Evet. Tamam. Şimdi bak Bahri amcan sardı. Ondan sonra ne yapacağız? Yiyeceğiz. Bahri abi eline koluna sağlık. Afiyet şeker olsun. Değerli dostlar, şimdi biz ne yapıyoruz? Bu harika lezzetin tadına bakmaya geçiyoruz. Çin mi? Evet. Sabırsızlanıyorsun değil mi? Bahri baba, ben sana bir şey diyeyim mi? Kebapta böyle 10 numara lezzetler sunmaya devam ediyor. 40 yıllık emek var oğlum. 40 yıllık emek. Şimdi değerli dostlar, 100 gram, servis de 100 gram, dürüm de 100 gram. Ben her zamanki gibi biliyorsunuz videolarımdan az ekmek, soğan salatası domatessiz ve kıyma yiyorum. Çiçek değil mi? Evet. Tamam, başlayalım o zaman. Çok güzel oradan. Salgan bayram mı? Tamam, istediğin gibi. Salgam da başarılı. Şimdi kaburgadan yaptığını zaten söyledi. İçine kuzuluk yağı da girdiğini söyledi. Kapya biber de var ve tuz var. Başka da hiçbir şey yok içinde değerli dostlar. Dolayısıyla o çocukluğumuzdaki, küçüklüğümüzdeki tadı alabiliyorsunuz. Zaten görüntü de burada. Yani ben az önceki söylediği o hani yeni nesile 40 yıllık geçmişi tattırmaya çalışıyoruz demesi gayet başarılı. Sunumları bu şekilde. Turp var, limon var, pişmiş domates. Şu an mevsim olmadığı için yok. Biber veriyor. Ve maydanoz var. Servis isteseydim Bahri abi, aralarındaki fiyat farkı 10 TL oluyor. Elimdeki dürüm 40 lira. Ciğer olsaydı yine 40 lira. Dürüm olduğu için servis olsaydı 50 lira. Oturur musun Taci? 50 lira. O 10 lira farkında ezme salata falan mı veriyorsun yanında? Yok. Normal müşterinin isteğine göre biz yapıyoruz. Ne kadar istiyorsun. Ama şunu demek istiyorum. Normalde işte soğan salatası veriyorsun. Soğan salatası ve ezme salata. He. Onları veriyorsun normalde. Aynen. Tamam. 10 lira fark o mu onu sormak, evet. Öğrenmek istiyorum. Evet. Tamam. O da gayet komik bir rakam zaten. Yani gelip 50 liraya servis yiyebiliyorsunuz ya da 40 liraya böyle dürüm yiyebiliyorsunuz. Harika değil mi? Limon sıktın mı? Ahmet, şu an yapalım. Biz şalgamel yapımı. Evet. Bayram el yapımı. Ay yenge yapıyor. Evet. Sen zeytin, turşu falan da satıyordun. Devam mı? Zeytin satıyoruz. 100 lira. Onu da satıyorsun. 5 kiloluk bir yolda. O da senin kendi yapman. Evet. Tarsus Sarıoğlak mı? Evet. Zeytinin kralı, kebabın da kralı. Her şeyin kralı maşallah ya, evet. Adam. Değil mi? Değerli dostlar. Yolunuz telli dereye düştüğünde hemen parkın aradan girdiğinizde Bahri babayı zaten görürsünüz köşe başında. Sabah 8, akşam 8 çalışıyor. Pazar günleri kapalı. Hemen ayaküstü 10 dakikada hazır. Gelin 40 liraya şu harika lezzetin tadına bakın. Ciğeri de güzel, kuşbaşısı da güzel. Bilginiz olsun. Ne yapalım? Son lokmalarımızı alalım. Videomuzu bitirelim değil mi? Ve çıkıp gelin dostlar, gelin. Bahri Baba da hakikaten bu harika lezzetin tadına bakın. O zaman hadi yapıştır. Hmm. 390.